Merhabalar. Bugün sizlerle Road 56'nın mod tanıtımına beraberce giriyoruz. Road 56 çok inanılmaz bir mod. Yani yol açtığı bu bir akım var. Öncelikle o akımdan bahsedeceğim. Ondan sonra modun detaylarını anlatacağım ve gerçekten neyi başardığını ve bize ne sunduğunu hep beraber bir işleyeceğiz. Öncelikle modumuz normal oyuna alternatif olarak geliyor. Yani fokuslarınızı beğenmediğiniz ülkelere baya baya hani gerçekten baştan yapıyor fokuslarını. Ve özellikle minor diyebileceğimiz ama savaşa bir şekilde karışan ya da karışmak üzere olan ülkelerin hepsine bir şekilde karış yani fokus ekliyor. Ve çeşitli event destekliyor. Mesela Türkiye. Bildiğiniz gibi o dönem Türkiye savaşmadı. Yani 45'te Reichstag'dan bayrak indirirken ha diye savaşa girdik o ayrı. Ama aktif olarak kurşun atmamış bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye'nin oyun için şu an hani Bosporus DLC'si gelene kadar oyuna herhangi bir fokus olarak etkisi yoktu. Ama bu mod ilk çıktıktan sonra yani böyle çok uzun sürdü bu arada Road 56'nın yapımı. Ve hani ilk çıktığından beri sürekli bir amacı vardı. Kendini geliştirip hızlıca her ülkede yani atıyorum Almanya için bir şey güçlüyken bir sonraki yamada güçsüzleştirildi. Türkiye'ye fokus eklendi, minor ülkelere eklendi. Hani uzun bir yoldan geldi. Çok iyi geliştirildi. Ve son bu haline geldi. Mesela Türkiye'ye neler getiriyor bu mod? Abi Türkiye'ye ilk başta bir endüstri yolunuz var. Resource slotlarınızı katlayabiliyorsunuz. Endüstriden devam edebiliyorsunuz. Gerçekten Türkiye'yi minor'dan bir mayor yani büyük bir devlete geçirmeniz mümkün. Mesela orduda güzel buff'lar var. Ve hep o oyunda tilt olunan soruyu çözüyor. Mesela sen İran'ı ele geçirdiğin zaman Fars ve bu diğer toprağa petrol basabiliyorsun. Mesela Necdi, Hicaz ve Necdi aldığın vakit buralara petrol alabiliyorsun. Veya Musul'a +30 petrol ekleyebiliyorsun. Veya Divriye +20 çelik ekleyebiliyorsun. Veya Van'a petrol ekleyebiliyorsun gibi gibi. Ve hani mesela İzmit'e demir ekleyebiliyorsun. Bunlar ele geçirip yayılımcı bir politika izlersen sana çok faydası dokunan şeyler. Doğru mudur? Yani güzel. Focus serisi güzel mesela. Türkiye'nin çok güzel. Ondan sonra ordu buff'larım var. Hava buff'larım var. Denizcilik buff'larım var da pek denizcilik kasan var mıdır aynı ülkede bilmiyorum. Ve en önemlisi Versailles'in alternatif olarak ordu gibi hani şu Fransa sınırındaki silahsızlandırma gibi Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nde yürürlükte ve siz boğazlarınızın kendi kontrolünü almak için bu anlaşmayı birazcık değiştiriyorsunuz. Yani bir şey oluyor böyle hani kuruluyor. Ne derler ona? Meclis diyemeyeceğim de adını unuttum ya işte. Toplantı kuruluyor ve hani orada gidiyorsunuz. Hatay krizi başlıyor. Bildiğiniz gibi Atatürk'ün şahsi meselemdir dediği Hatay krizi. Hatay'ın Türkiye'ye bağlanması var. Normal oyunda mesela bu yok. Ve Hatay ayrı bir state olarak geliyor. Suriye ile alakasız. Fransa'dan burayı istiyorsunuz. AI ise veriyor. Oyuncuysa mesela vermeme durumu olabiliyor. Veya hani Kemalist yolu var. Faşist yolu var. Ve demokrasi yolu var. Komünist yolu var. Hatta komünistin içinde Sovyet şeyi var. Neden ona? Sovyet komünizmi veya kendi komünizmimiz var. Hatta Sovyet komünizm şey kendi komünizmimizin içinde de ayrılıkçı şeyler var. Ayrılıkçı pardon, Sovyet komünizmin içinde de yine ayrılıkçı şeyler var. Bunlar da size decolonization demons'ını yolda. Yani mesela Fransa diyor ki git buradan gibi. Yani sadece bu ben Türkiye'den örnek verdim ama bu mesela bir Alman içinde çok farklı bir fokus seri getiriyor. Alman'da ise mesela Mephibils'in daha detaylandırılmış hali. Hani hangi sanayi? Önce biraz sivil mi istersen yoksa direkt askeri mi sıkayım? Yoksa Volkswagen'e gidip güzel bufflarımı mı alayım? Sivilini mi? Hızını mı arttırayım? Ya da ne bileyim birazcık sentetik mi kasayım? Ya da bana sen direkt donanma üzerine bir şeyler mi ver? Hani Air Doctrine'in hava kuvvetlerine özel bir şey mi? Ya da hemen Fransa'ya mı invade düzenleyelim? Ya da Anschluss direkt hemen yapalım mı? Yoksa önce bir komiserahlar mı kuralım? Veya antikomitan park 7 gün. Süreleri çok orantılı bu arada. Yani gerçekten orantılı. Veya Almanya ile Hitler'i mi indirelim? Versailles yolundan devam mı edelim? Yırtıp Kaiser yoluna mı gidelim? Hitler'i indirdikten sonra komünist bir yoldan mı gidelim? Demokrat bir yoldan mı gidelim?
Bunları bu ülkelerde görmek çok keyifli. Ve Sovyetlerin fokus ağacı çok güzel. Normal oyunda görmediğiniz kadar detaylı. Çok çok daha detaylı. Troçki. Bu ya da Nanelligan yol. Veya komünistin daha hani dünyaya yayılmış hali gibi. Ama bunların dışında İtalya, Fransa ve İngiltere'de yeni oynayışlar, yeni imkanlar sunuyor. Yani bu modun amacı her ülkeye, savaşa bir şekilde müdahil olan her ülkeye az buçuk elinden tutması. Mesela Yunanistan gibi. Yunanistan biliyorsunuz kendi şeyi olmayan bir şeydi. Bosporus siyasetiyle gelecek. Ama bu mod da vardı. Yani hatta şu geek'in doğmasına sebep olmuştur. Hani en iyi DLC, Road 56 DLC'si diye. Bu böyle bir espriydi ve hakikaten de doğru bir espri. Tek sıkıntılı yönü Amerika ve modun biz ya hani asıl başardığı şey kendini türetebilen modlarda üretmesi. Mesela Tommy Kane modu bildiğiniz gibi Road 56'nın temellerini esas alır. Hani RP yapmanızı sağlamak için mesela bir çark korunmuştur ve puanlama yani o political puan sistemi artmıştı veya toprakları birinden alıp birine vermenizi yani Road 56'nın temel mekaniklerini alıp diğer modlarla çok rahat uyumlu bir şekilde yapabilirsiniz. Bizim kendi modumuzda da böyle. Yani şu an biz bir modla uğraşıyoruz. Olur olmaz bilmiyoruz. Ama yani bizim kendi modumuzun temeli bile aslında bu efsanevi moda dayanıyor. Lakin modlamak isteyenler için söylüyorum. Temel mekaniklerini değiştiremezsiniz. Fokusların verdiği özellikleri değiştirebilirsiniz. Lakin simgelerden tutun. Verdiği hani bir fokus sileyim yok. Hani direkt telif atıyorlar. Ya telif atıyorlar demeyelim de birazcık sıkıntılı bir durum. Yani bir mod inşa etmek istiyorsanız Road 56 sizin elinizden tutan en yegane mod ve güçlü bir optimizasyona sahip. Öyle hemen kolay kolay düşmezsiniz. Lakin sorunları var tabii kendi içinde de multi oynarken. Biz çok beğendik yani ama benim de yegane izleyenler bilir. Sırf bu yüzden Dev'yu Almanya oynayamam. Çünkü oynayış vanilya ile hiç alakası yok. Mesela ben vanilya oyuncusu olarak hani ezberimdedir fokuslar. Ne yapmam, ne zaman yapmam gerektiğini bilirim ama ben bu modu beceremiyorum Almanya'yı. Ama bir ara denerim. Mesela Japonya yani. Bu modda biraz zayıf. Birazcık zayıf. Yiğit öldür ama hakkını da yeme. Yani ne alaka bilmiyorum ama. Mesela Japonya çok zayıf. AI'ya eğer 125 buff vermezsen hiçbir şekilde içine alamıyor. Ufak tefek dengeleme hatalar ama sürekli güncellenen bir mod ve başarılı. Modun en güzel yönü ise bu decision kısmında biraz daha genişletilmesi. Hani savaş durumunda ya da hani birkaç political durumda geliştirebiliyorsunuz. Ve national karakterler eklemesi şu gördükleriniz gayet değişik özellikleri var, buff'ları var. Ondan sonracığım ha. Her ülkeye zaten fokus eklemesinden söylemeye bile gerek yok. En güzel yanlarından birisi. Ve birkaç ülke hariç genel olarak iyi diyebilirim fokusları. Başka 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 başka. Evet şu durumda birazcık can sıkıcı olsa da Army Experience'in limiti 1000. Niye can sıkıcı olduğunu söyleyeceğim. Air Force'un veya Navy'nin de 1000. Abi niye sıkıcı biliyor musun? Can sıkıcı. Uçağı aldın. Engine'ini bir fullledin. Bir çeviklik yaptın. Güvenilirlik belki ekledin. Engine şey çevikliği etkilemiyor yani. 7'ye kadar gidiyor bu arada. Bak düşmeyen uçak. Havada asılı kalıyor bu. Düşmüyor. Anladın mı? Hani düşmüyor. Hiçbir şekilde bu uçak yere düşürmüyor. bunu geç. Bu o kadar değil. Weapon'ı fullledikçe çeviklik tabii ki de düşecek. Ama air attack kazanacak. Hani böyle bir varyantı kullanman normal oyunda pek mümkün değil. Yani bir daha yapman lazım. Ama mesela bunda Air Experience kasa 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 şöyle canavar bir şey kullanabilirsin. Range önemsizdir. Eğer ada ülkesi değilsen ama. Mesela hani şöyle bir varyantı 900 puanı biriktirmen sana o kadar büyük avantaj sağlıyor ki. Ve aynı şey orduda da ekipman mesela Armored Car. Evet fullenebiliyor. Daha da ilginci. Silah varyantlanabiliyor. Şu gördüğünüz şey birazcık korkunç bir şey. Tamam bu güvenilirliği belki fullemezsin ama mesela heart attack verirsin. Çok kafa karıştırıcı bir şey. Çok da tehlikeli bir şey. Derecelik piyadeniz tank denebilir artık. Tebrikler.
Ya da bunu da geliştirebilirsin. Yani askerin artık gerçekten düşmanın defansını denebilir. Ve güvenilirlik çakarsın. Değil mi? Tabii bu biraz saçma bir varyant oldu ama yine support ekipmanlarda da aynı durum var. Güvenilirliğini artırabilirsin. Ya da motorlu araçlarda. Tanklardan bahsetmek bile istemiyorum. Yani şu XP verimi birazcık güzel, birazcık da korkunç. Yani transportların bile bir şeyi var. Hani onu söyleyeyim. Transportların bile bir olayı var. Hani. Dive Bomber. Ha, teknoloji ağacına hemen gelelim. Benim hala daha ya bilmiyorum, bana gereksiz gelen mesela Dive Bomber'lardan Close Air Support bana birazcık hani gereksiz geliyor. Neden abi? Bunu üretirsin. Eyvallah. Hem bak üretim maliyeti olarak da gelelim. Bu daha uygun. Evet. Ama bu mesela havada çakılıyor. Fighter değil ya. Çevikliği düşük. Yer uçağı. Ama mesela bunun varyantını yaptığın zaman, hop uçtuk gittik. Bunun varyantını yaptığın zaman hem zemine hem havaya hem de air defense, air atağı muhteşem bir şeye dönüşüyor. Ve hani hava, zemin, bomba durdurma, gemi, port vurma, yani nedir bu ya? Yürüyen uçak yapmışsın yani, değil mi? Birazcık şu varyantı fighter bomber karışımı bozuk. Çok bozuk. Şunu açtın, bastın, yenilmezsin. Bir de buna verdin mi 1000 XP'yi? Ne oldu? Çeviklik uçtu. 80 çeviklikli böyle bir uçak düşün. Hani hem geliyor bomba atıyor, hem geliyor piyadeye vuruyor, hem geliyor yani, bir de şunun yanına bir bombalama tiki koyaydık da tam olaymış. Birazcık bu keyifsiz ve varyantı ucuz. Ucuz bak. Şundan mı üretmek istersiniz yoksa şu canavardan mı üretmek istersiniz? Saçmalık. Korkunç. Yani ben şahsi fikrim söyleyeyim. Bu varken bunu üretmem. Bu varken bunu da üretmem. Yani. Armor kısmı da biraz dediğim gibi sıkıntılı. Şu an Türkiye olarak pek tanka yakın bakmadığımız için geçmeyeceğim. Teknoloji kısmında da birazcık yenilikler var. Mesela garnizonlarınızın hasarını engellemek için bir buff'ınız var. Yani garnizonlar isyan durumunda hani sıkıntıya düşüyor ya. Mesela düşman ajanlarına da bir etkisi var. Böyle güzellikleri var. Ve en önemlisi de tabii ki 56 yılına kadar, kendi isminden de aldığı gibi 56 yılına kadar oyun sürebiliyor. Tabii ki Türkiye'de böyle bir sistem olmadığı için zor gelirsiniz ama belki de görebilirsiniz yani, böyle single'da hani. Mesela Nuclear Weapon. SRD'ye geçeceğim. Nuclear Weapon'ın galiba global atımı geliyor burada. Yani uçak üstünde olmadan. Evet. 56 yılına kadar tanklar gidebiliyor dostlar. En modun getirdiği özelliklerden birisi de bu. Mesela modern tankın son versiyonu. 55 yılında. Canavar. Uçuyor ya. Hani delemezsin, delenirsin. Öyle. Supportlar da yine 56 yılına, 54-56 yılına kadar. Silahlar da öyle. Devam ediyor. Devam ediyor. Hani bak buradasın. Berlin çöktü. Hop. Batı Berlin. Devam ediyorsun. Batı Berlin. Gibi. Topçuda da öyle. Yine geliştirmeler devam ediyor. Tabii şu 45 topçusunu görüyorsunuz. Sonra Reichstag düşüyor falan. Geç bunu. SRD sistemleri çok korkunç. Single'da yani Multi de genelde kapatılır. Çünkü büyük ülkeler daha da büyür. Yani verdiği özellikler, mesela hava kuvvetleri bu çok büyük bir buff gibi gelmeyebilir size. Lakin Ace pilotu çok önemlidir. Havayı size kazandırabilir. Farmı yapılıp çok rahat kazandırılır. Genelde yasaklanır ama mesela bundan gittiğin zaman Air Mission Efficiency, ne demek nedir bu? Hava şeyinin efektifliğidir. Yani uzak cezaları yemene engeller belki. Mesela bombing. Stratejik bombinge %15 buff ne demek? Sen oraya 100 bomba atıyorsan 115 bomba atıyorsun. Ya da fighter'a %10 çeviklik ister misin SRT'den? Belki isteyebilirsin. Ya da escort efficiency. Tabii daha buralara gelmedik. Max fabrika estate. Fabrika basacak yerin mi kalmadı? Hiç sorun değil. Gittin aldın. Production. Yani bombalamaya karşı korudun kendini. Ya da factory output. Ya da research. Ya da manpower mı bitti? Yok pardon, manpower demiş. Customer goods ve construction speed. Tam bir Amerikan ideası. Production efficiency. Üretimi artırırsın. Ya da construction speed %7,5. En sondakiler daha da saçma, korkunç. Yani şu gördüğünüz şey inanılmaz bir şey.
Farklı rahatlıkla. Canavar. Tanka güvenilir kim istersin? Buyur al. Ya da organizasyon. Her infantry'ye. Ya da soft attack. SRD sistemi çok korkunç. Multi'de değil de single'da denemenizi tavsiye ederim. Multi'de %98 ihtimalle yasaklanır. Çok nadir bazı multilerde açılır. Onun dışında mod kesinlikle hepimizin göz bebeği. Birkaç eksiği var ama o eksikleri bize bizim görmemiz tabii ki de hani birazcık göz ucuyla olur. Nasıl göz ucuyla olur? Yani böyle ufak tefektir. Mod kesinlikle çıkmış en iyi modlardan birisi. Ve üzerine sürekli bir inşa edildiği için çok daha iyi olacaktır. Lakin dediğim o hava kuvvetleri olayı ve biraz da SRD'nin biraz sıkıntıları var. Ama kapatabiliyorsunuz tabi. SRD ve hava kuvvetleri, biraz da şu XP farmlama olayı, bütün biraz temel taşları biraz yerinden oynatmış. Yani mayorlar daha çok mayor. Bildiğiniz gibi çok daha uçuyor Sovyet Birliği ve Almanya. Minorlar birazcık da hani mayor olmaya yaklaşırken bu adamlar artık süper güç oluyor. Biraz o kısım hatalı. Ha, zannetmeyin böyle gömüyorum diye çok ufak bir puan vereceğiz. Değil abi. Modun bizim için alacağı puan canı gönülden söyleyebilirim ki 8 üzerinden 8,5. Yani 10 üzerinden 8,5. Lakin nelere yol açtığını size söyledim. Sürekli üzerine güncellenen, sürekli üzerine artan, koyarak ilerleyen ve diğer modlara öncülük veren bir mod olduğu için bu puan ileride çok daha fazla uçabilir. Yani dünyanın en iyi modu bile olabilir ki aranızda kesinlikle bunu böyle savunanlar da vardır. Benim 8,5 verme sebebimi söyledim ben. O hava kuvvetleri ve o piyade farmı, Sovyetlere gir, o piyadeyi farmla devam et gibi. Oyunun hani açıklarını gördüğünüz zaman anlıyorsunuz. Mesela birkaç mayor ülke birazcık daha güzel fokus gelebilir gibi düşünüyoruz. Yani benim nezdimce zaten 10 üzerinden 10 alacak bir mod yok. Tabii ki kendi fikrim. Siz 10 üzerinden 10 da verebilirsin, 9 da verebilirsin gibi. Evet dostlar, 10 üzerinden 8,5 hak eden bir mod kesinlikle eğlenceli. Multilerinizi oynayabileceğiniz, hatta üzerine ekstra modlar kurup RP de yapabileceğiniz bir mod. Keyifle indirin, oynayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.